Turist Gezi Yurdu'ndan selam olsun. Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde bulunan büyük Türk İslam düşünürü Hacı Bektaş'ı Veli Müzesi'ni görmeye geldik. Ne demiş kendisinin altın sözlerinden birisi, incin sen de incitme demiş. Şimdi birlikte içeriye doğru gidiyoruz. Evet, büyük bir avlusu var, kocaman. Hemen girişte sağda üç gözlü çeşme var. Üçler çeşmesi. Güzel çeşmesi. Alevi Bektaş inancında Allah Muhammed Ali'yi simgelemektedir. Bunun yanı sıra Muhammed Ali Fatma ve Ali Hasan Hüseyin böyle isimler olarak anılmaktadır. Bektaş öğretisindeki Mürşit Rehber Talibi de simgelemektedir. Evet, bir de neydi? Mührü Süleyman motifi var burada çeşmede. Evet, iç içe geçmiş. Düz ve ters iki üçgenden oluşmakta. 6 tane, 12 tane üçgen. Gel bu tarafa. Evet, o da bu. Üçgenler herhalde. Bu üçgenlerin içleri, bir de şunları. 12 imamı. 12 imamı anlatıyor. Temsil ediyor. Temsilen. Evet, UNESCO geçici listesine alınmış ve 2021'de de en çok ziyaret edilen ikinci müze olmuş. 301.435 kişi ziyaret etmiş. Evet, Hacı Bektaş Veli kimmiş? 1208-1209 yılında doğduğu tahmin edilen, 1271'de ölmüş. Büyük Türk İslam düşünürü, Türkistan'ın Horasan bölgesine doğmuş ve Hoca Ahmet Yesevi Okulu'nda matematik, felsefe, diğer bilimleri okumuş. İran, Irak, Arabistan ve Suriye'yi gezdikten sonra bugünkü adıyla değil de eski adıyla Suluca Karahevik olan bugünkü adı Hacı Bektaş'a gelir. Buraya yerleşir. Barış, insan sevgisi, eşitlik ilkelerini, kurul düşünce sistemini müritlerine yaymaya devam eder. Evet, şöyle hemen bu kapıdan içeriye dalıyoruz. Şöyle hemen bir ilk avluda tam tur dolanalım. Evet, hemen bu sağda Aslanlı Çeşme var. Bu üstünde de kitabesi. Yine bu 12 imamı temsil eden Onyx taşından yıldızlar da var. Aslanlı Çeşme Kerbela olayının, yani 10 Muharrem 680 yılında susuz bırakılıp şehit edilenler Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin ve yakınları anısına yaptırıldı. İç şehidi Kerbela'nın aşkına sözünün geçtiği kitabeden de anlaşılmaktaymış. Evet, kitabede o yazıyormuş. Hemen sağ tarafta aşhane, aşevi.
Evet, yine bu. Burada da aynı kitabelerde. Kaç yılında yapıldığı yazıyor. Şimdi hepsini biz... Aşçı Baba Türbesi. Evet, burası da Aşçı Baba Türbesi. Her yer tarih. Evet, her yerde. Doğrama masası. Doğrama masası. Aşevi olunca eti doğruyorsun, evet. İçeride de yemek yiyorlar. Aşevi baba odasıymış orası. Baba odası. Evet, geldik, sendeyiz. Ne var oralarda? Kazanla. Değil mi? Kazana bakar mısın? Kara kazanmış, kazanın adı var. Hararet nardadır, sacda değildir. Hakikat baştadır, tacda değildir. Her ne arar isen kendini arar, dürüstte Mekke'de hacda değildir. Vay, ne güzel söylemiş. Burada da şöyle tavanı da çekelim. Şuradaki geyik başı var. Evet, camlar da çok güzel. Geyik mi? Keçi mi acaba? Yani öyle bir şey var. Onu simgeliyor gibi. İki boynuzlu değil mi? Burası da Et Soğutma Yeri miydi? Evet, Eti Soğutma Dolabı. Şurada kiler var. Soldan da çıkılıyor. Evet, buradaki kapılar hep öyle alçak değil mi? Eğilerek böyle geçiyorsun. Eğilerek geçiyorsun. Saygı şeyi miydi bunlar? Evet, böyle eğilerekten. Evet, burası da Tekke Camisi. Katta bayanlar bölümü. Misafir evi. Misafir evi. Mihman mıymış o zamanki adı? Mihman evi. Konukları ağırlayan kişiye de mihmandar deniliyormuş. Mihmandar. Ne güzel. Şu da çok güzel bir saat ya. Mihmandar. Evet, meydan evine geldik. Meydan evi neydi? Cem ayinlerinin yapıldığı 12 hizmet ve 12 erkanın yerine getirildiği yola giriş, yani Bektaşi olma. Bektaşi diye kabul edilmeyle
Bektaşı olabiliyorsun değil mi? Buradaki kuralları yerine getirdin mi? Yola giriyorsun, Bektaşı oluyorsun. Sazda kuran dedikleri yani hani saz eşliğinde yapılıyor ya burada. Ayinler mi? Cem ayinleri. Cem ayinleri. Çok güzel ya. Tavan da çok güzel. Şöyle tavanı da çekelim. Evet yine eğilerekten giriyorsun kapılardan. Burada meydancı baba odasına girdi. Evet, meydancı baba odasına çok eğilerek girmek için kapıyı iyice şey yapmışlar değil mi? Yapmışlar. Evet, buradaki tavan da aynı şekilde yine. Burada eski da eski babalar var. Evet, eski son babalar. Evet, tarikatın son babaları yazıyor. Orada da yazıyor zaten. Evet, bunlar da kıyafetleri. Çok sade. Evet, bu kıyafetleri de böyle yine bir sürü şeyleri var. 3 kısımlı 12 dilimli olan beyaz keçiden yapılmış derviş tacı. Artık burayı da başlıyor. Devam ediyor. Kendiniz durdurur. Okursunuz. Almışlar, koymuşlar bulgurlarını, buğdaylarını, fasulyesi, tuzu, her şeyi var. Kim o? Dergahımıza hoş geldiniz. 22 Aralık 1919'da Atatürk Hacı Bektaş'a gelmiş. Ondan sonra da bunu yapmıştır. Evet, Atatürk köşesi. Diğer taraf derviş mezarlığı diye geçiyor. Evet, Balım Sultan. Balım Sultan kimmiş? 1462-1516 yılları arasında yaşamış. Dimetokka Seyyid Ali Sultan dergahında yetişmiş olup sonra buraya gelen, burada dede baba olmuş. Bektaşiliğin kurumsallaştıran pir olarak bilinirmiş. Piri Sani deniliyormuş. Evet. Önünde kutsal karadı tacı var. Bir tane de hatıra taşı var. Sütun biçimli ön tarafında. Evet, şunlar da. Şurada taş. İçerisinde de Balım Sultan'ın kişisel eşyaları da varmış. Balım Sultan Bektaşiliği kurumsallaştırmış. 1519'da Yavuz Sultan Selim kaptırmış burayı.
işlemeler harika görünüyor. Bektaşiliği kurumlaştıran kişi Balım Sultan. Allah rahmet eylesin. Evet, burası da türbesi. Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesine geldik. Hemen sağ tarafta çilehanesi var. 40 gün 40 gece ibadet. Hacı Bektaş Veli zamanından günümüze ulaşan tek yermiş burası. Külliyenin çekirdek kısmını oluşturmaktadır burası, bulunduğumuz türbe. 40 gün 40 gece burada kaldığı bilinmektedir. Çilehanede ibadet arasında dışında hiçbir şey bulunmazmış. Yemekle su da dışarıdan gelirmiş. Evet, burada da yine el yazması kitaplar. Her yerdeki işçilik çok güzel. Türbesi burası. Evet, burada 40 budak Şam'dan. Bu ceylan derisine yazılmış Hazreti Hat Levha. Kur'an-ı Kerim'in Secde Suresinin 3. ayetinin son kısmının 4-8 ayetlerinin tamamının ve 9. ayetinin ise ilk kısmının ceylan derisi üzerine Kufi yazı ile yazılmış olan ve Hazreti Ali'ye izafe edilen Hat Levha. Hat Levha. Allah rahmet eylesin. Evet, kendisi bir ilim adamı da ayrıyeten. Yani şu anda sadece dini yönlü değil mi son kalsa da sonuçta bir bilim adamıymış zamanının. Bilim adamı. İçerisi çok güzel kokuyor. Gerçekten buranın atmosferi mi?
özel kokumu kullanıyorlar. Burada da yine hat levhalardan İnsani Kamil tablosu, insanın cemali tablosu. Bu Kamil mi? Alttaki Kamil. O da cemali, ha? Evet, şu gümüş kapıyı da yine en iyi. Güvenç Abdal Türbesi var burada. Yine 600 kaçtı bu kapı? 1610 tarihli türbenin kapısıymış. Türbenin gümüş kapısı. Gümüş kapısıymış. Evet, bu son kısımda da Güvenç Abdal Türbesi var. Yanında birlikte yatıyorlar. Sanki bu büyük bayağı 3 kişi mi bunlar? Değil mi? Mezar ne kadar büyük? Şöyle çekelim. Genç Abdal'ım, Hakk'a ermek istersen Hak yoluna can baş vermek istersen, Hakk'ın cemalini görmek istersen gördüğün ört görmediğini söyleme. Güveç Abdal söylemiş bunda. Gördüğünü ört, görmediğini söyleme. Neredeydik? Hacı Bektaş-ı Veli Müzesi'ndeydik. Biz gördük, siz de görün diye bu videoyu çektik. Ne yapalım? Abone olalım, yorum yazalım, tavsiye edelim. Bunları da unutmayalım. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Müze girişinde böyle hediyelik eşya satan dükkanlar var. Alın ya, bunlardan bak, piyasa 25 lira, 15 lira. Evet, buralar bayağı hesaplı fiyatlar adı. Durdur bakarsınız, yani hediyelik eşya Nevşehir'dense Hacı Bektaş'ta bu dükkanlarda bayağı hesaplı ürünler var. Marketten alınmış dedi. Hacı Bektaş ilçesi içerisinde Çilehane'ye geldik. Hacı Bektaş-ı Veli'nin heykelinin ve diğer ozanların, aşıkların heykellerinin olduğu, ozanlar yolunun olduğu, delikli taşın içerisinde barındırdığı, Aşık Mahsuni Şerif'in de mezarının olduğu Çilehane'yi şimdi birlikte gezelim.
Şimdi bunları bu güzel müzik eşliğinde gezeceğiz. Evet, neredeyiz? Hacı Bektaş. Ozanlar yolu. Şu heykellerden başla. Evet, Seyit Nesimi. 69 1417 Pir Sultan Abdal 1480-1550 yıllar arasında yaşamış. Yanında Fuzuli var. 1480-1556 Pir Sultan Abdallah aynı zamanda yaşamış. Şah İsmail Hatayi 1487-1524. Yanında Yemini var. 15. yüzyıl sonu, 16. yüzyılın başı. Tam tarihleri bilmiyorum. Evet, Kul Himmet 16. yüzyılda yaşamış. Türküleri var, bayağı meşhur. Söylesene onu da. Kul Himmetül Kul Himmet Üstadım gelse otursa. Öyle söylediği için Virani varmış. Yani böyle. Bir de aşıklar yolu yapmışlar. Kul Himmetün gelse otursa. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Bilin bakalım bu ozanımız kimdir? Heykelini gösterelim. Evet, bildiniz. Bildiniz, Aşık Veysel. Bu memleket şiiriyle şimdi Nazım Hikmet'in heykelinin yanındayız. 1902-1963 yılları arasında yaşamış. Aşağıdaki şiiri de şarkı olarak Ferhat Tunç yapmıştı. Dinlemek isteyenler bu isimler atıp dinleyebilirler. Bu memleket bizim. Evet. Genç yaşta kaybettiğimiz ozanlardan Hasret Gültekin'in heykelinin yanındayız. 2 Temmuz 1913'te Sivas katliamında yanarak can vermişti kendisi. Allah rahmet etsin diyoruz. Evet, Gözde 12'den Ey Yar Ey Yar Burada Sonra Git dizelerinden Aşık Davut Sulari'nin heykelindeydik. At üzerinde güzel heybetli bir heykeli var. Evet, bu sözleri türkü severlerin bileceğini tahmin ediyorum. Aşık Daimi'nin heykelinin önündeyiz. Kainatın aynasıyım madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryasıyım madem ki ben bir insanım. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Evet, Yunus Emre. Yakın zamanda yitirdiğimiz ozanlarımızdan Aşık Mahsuni Şerif'in heykeli ve mezarındayız. İşte gidiyorum Çeşme Siyahım türküsünü herkes bilir diye tahmin ediyorum. Arka tarafta da Hacı Bektaş şehir manzarası. Evet, Hacı Bektaş-ı Veli. Altın sözlerinden ne vardı? Gönül gözün nurudur. Evet, senden de alalım bir tane. Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız demiş. Evet, keşke bu sözleri. Sözleri var, ben okudum. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır demiş. Şahaneye gelen ziyaretçiler dileklerinin kabul olması için böyle üst üste taşları diziyorlar. Umarız dilekleri kabul olur. Tabelada mum yakmayınız yazıyor ama tabii ki yakanlar yine var. Evet, dervişler kendilerini böyle yerlere kapatıp 40 gün 40 gece ibadet edermişler. Çilehane. Burası da Hacı Bektaş Veli'nin çilehanesiymiş. Çilehane içerisindeki delikli taşa geldik.
Beşiktaş'ın girişi burası. Mağara şeklinde, küçük bir mağara şeklinde. Buradaki delikten de insanlar çıkıyor. Mağaranın girişi burası. İnanışa göre insanın günahı varsa, zayıf bile olsa bu delikten çıkamıyor. Bu delik onu sıkıyor. Sıkıyorum ha, çektim. Telefonumu alır mısın? Aha, canlı canlı deniyor. Bakalım zerre kadar günahın var mı? Çıkamadı. Ya sen sığmazsın oraya. Kuracağım. Yardımcı alayım mı? Yok. Havalar çıkıyor. Aa, çıkıyor. Günahmaz geçer. Yavaş yanına ya. Maşallah. Allah'a çıktı. Girişte böyle hediyelik eşya satılan yerler var. Fiyatlar gayet hesaplı. Evet, bu fil 100 lira mesela. Evet, bu şeyler de çok güzel. El yapımı sepetler. Postlar. Evet. Postların üstüne de kediler yerlerini almışlar. Evet, bunlar 150 lira. Çoğu yerde çok pahalı olan ürünler burada gayet hesaplı. Yani hediyelik düşünenler Hacı Bektaş'ı tercih edebilir. Şöyle yakından da fiyatları da görün hem geçelim. Evet, bunlar Onyx taşı. Evet, bu da 12 imamı temsil ediyormuş. Evet, çoğu yerden gayet hesaplı fiyatlar tavsiye edilir. Hacı Bektaş'a geldiğinizde arkeoloji müzesinde ziyaret edebilirsiniz. Gayet güzel. Evet, tarihi kapı ve oğullar çok güzeller. Evet, Abdülmecit dönemi kaimeler var burada da. Bunlar da Sultan Mehmet Reşat dönemi kaimeler, paralar. Bu da 10 kaime, 10 lira. Şamdanlar ve fener. Evet, közde kahve, körükler, fincanlar. Közde kahve mi hazırladın biz Erda? Kadın giysisi ve aksesuarları kadınlar. O zaman da takmış takıştırmış. Ve savaş aletleri. Kadınlar takmış, erkekler de savaşmış. Silah. Kılıçlar var. Kılıçlar, şunlar da çok güzelmiş. Tabancalar.